Tamamdır. Şimdi üçüncü muhabbeti şundan bahsedeceğim. Benim hızım saatte 100 kilometre. Tamam. Hasan hızı saatte 50 kilometre. İkimiz de aynı süre yolculuk yapmış olalım. Atıyorum ikimiz de 1903 dakika, 1881 saniye yolculuk yapsak. O zaman aldığımız yolların oranını hesaplayacak olsam, 1903 dakika 1881, ikimiz de süre olarak aynı süre değil mi? Yani birimizin aldığı yol x eşittir. İşte hızı neydi? 100 çarpı zamanı söylediğimi yazdın. Diğeri de 50 çarpı zaman. Oranlamaya kattığın zaman aynı süre olduğundan dolayı süreler gider. Doğrudan almış olan yollar nelerle orantılı olmuş olacaktır? Hızlarla orantılı olmuş olacaktır, tamam mı? Doğrudan hızlarla orantılıdır. Dolayısıyla biz şöyle bir ifade şimdi söyleyeceğim. Aynı sürede alınan yollar ile hızlar doğru orantılıdır. Yani doğru orantılı olduğunu şuradan da anlayabiliyorsun. Hani x eşittir b çarpı temiz. Oran orantıda ifadeler birbirleriyle çarpım durumundaysa ters orantı, bölüm durumundaysa doğru orantı olduğunu söylemişim. Ve burada sen hızı v'yi bu tarafa nasıl atarsın? Bölüm olarak atarsın. Öyle değil mi? Dolayısıyla yolda hız bölüm durumunda. Bu da demek oluyor ki doğru orantı olduğu anlamına geliyor. Aynı sürede alınan yollar ile hızlar doğru orantılıdır. Bu şöyle bir yıldız atayım. Ne zaman aklıma gelmesi gerekiyor? Eğer bir soruda, çok net söylüyorum, bir soruda yollar ya da parantez içerisinde hızlar diyorum, oranı verilmiş ya da başka bir şeyler verilmiş, yollar ya da hızlar oranı soruluyorsa aklına gelecek. Bak aklına direkt gelecek. Hani soruyu açtın, bir yol çizmiş sana böyle yolda da A, B, C, D noktalarını gösteriyor. Ve diyor ki efendim işte atıyorum şöyle, ya diyor A noktası, B noktası, işte şurası, C, şurası D. A, B yolunun, B, C yolunun oranı işte 2 bölü 3 demiş. Ya da diyorum ki biri A'dan çıkıyor, biri B'den çıkıyor. İşte A'dan ve B'den çıkan araçların hızlarının oranı 2 bölü 5'tir diye soru başlıyorsa, soru içerisinde bu ifade varsa, o zaman bu muhabbeti aklımıza getirmek zorundayız. Ve özellikle bakın, bu sorular, hani bu ifadeleri biz karşılaşma ya da yetişme, karşılaşma, hani zıt yönde harekette muhabbet nedir? Karşılaşma. Aynı yönde hareketteyse olay nedir? Yetişmedir. Karşılaşma ya da yetişme sorularını aklımıza getireceğiz. Tamam mı? Karşılaşma ya da yetişme sorularını. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela iki araç aynı yönde hareket ediyorsun. Tamam? Ve bunların hızlarını verdim şöyle. Bu 7V ile gidiyorsun. Bu amcam da 3V hızıyla hareket ediyorsun. Şimdi bunlar ne olacaktır? İkisi de aynı anda C noktasına karşılaştıkları söyleyelim. Tamam? İkisi de aynı anda C noktasına karşılaşmış olsunlar. Şimdi aynı anda C noktasına karşılaşıyorlarsa bu aracın B'den C'ye gelme, lütfen soruma dikkat edin. B'den C'ye gelme süresiyle A'dakinin C'ye gelme süresi aynı mıdır, farklı mıdır? A'dan çarpı gelir. Farklı. Aynıdır. Saat 13.00. Bir de A şehrin noktasında, biri B noktasında. Dedik ki hadi bakalım yola çıkalım. Bu da saat 1'de buradan harekete başlıyor, bu da saat 1'de buradan harekete başlıyor. Aynı anda harekete başladılar ve saat atıyorum 15.00'ın ikisi de C'ye geldi. Sonuçta B'deki araç C'ye ne kadar zamanda geldi? 2 saatte. A'daki C'ye ne kadar sürede geldi? Yine 2 saatte. Dolayısıyla bunun A'dan C'ye gelme süresi, bunun da B'den C'ye gelme süresi nedir? Aynı. O zaman aynı süre olduğuna göre aldıkları yollar da hızlar ne olacaktır? Orantılı olacaktır. Yani 3V ile giden 3x'lik bir yol aldıysa diyeceğim, 7V ile giden de toplamda ne kadar bir yol almış olması gerekecek? 7x kadar bir yol almış olması gerekecek, tamam mı? 7V ile giden de 7x kadar yol alacak. Ha, o zaman burası 3x olduğuna göre geriye kalan kısımda işte 4x olacaktır diyeyim.
yolları söyleyeceğim. Artık neyse sorun içerisinde nasıl kullanmam gerekiyorsa başka, ona göre değerlendireceğiz, tamam mı? Ya da zıt yönde bunlar birbirlerine doğru hareket ediyormuş olsalardı A ve B noktalarına, bu amcam 5 ve hızıyla geliyor, bu amcam da 2 ve hızıyla geliyor ve şurada şöyle bir C noktasına karşılaşmış olsunlar. Sonuçta aynı anda saat 1'de yola çıkıyorlar, saat atıyorum 19.03'te yan yana gelmişler. Dolayısıyla o zaman A'dan C'ye kadar geçen süreyle B'den C'ye kadar geçen süre ne olacaktır? Aynı süre olacaktır. Süre aynı olduğuna göre o zaman 5V ile giden 5X kadar, 2V ile giden de 2X kadar yol almıştır diyeyim. Yolları oransal bir şekilde söyleyebilirim. Tamam? Bir muhabbetimiz bu. Devam ediyorum. Dördüncüsü. Dörtte de bu sefer neyi oranlayacağım? Yolları eşit tutacağım. Şöyle düşün. Mesela iki şehir arası işte 300 kilometre olsun, tamam mı? 300 kilometre. Ve ben saatte 100 kilometre hızla gidecek olsam, ben kaç saatte alırım bu yolu? 3, değil mi? Yol 300 kilometre dedim, hızımda 100 dedim. Dolayısıyla 3 saatte giderim. Peki, Hasan'ın hızı da saatte 50 kilometre. Dikkat et, benim hızım Hasan'ın hızının kaç katı oldu? 2 katı. Ben 100 ile gittim, Hasan 50 ile gidecek. Peki Hasan, saatte 50 kilometre hızla bu 300 kilometrelik yolu kaç saat alır? 6 saatte. Peki ben kaç saat alıyordum? 3. Hasan'ın hızı, zamanı, benim zamanımın kaç katı oldu? 2 katı. 2 katı olmuş oldu, öyle değil mi? 2 katı olmuş oldu. Ama benim hızım Hasan'ın hızının kaç katıydı? 2 katı. Demek ki hız ve zaman arasında nasıl bir orantı var? Ters orantı. Çünkü ben onun 2 katıydım hız olarak ama zaman olarak o benim 2 katım olmuş oldu. Dolayısıyla 4'te de şunu söyleyeceğiz. Eşit mesafede eşit mesafede yapılan hız ile alınan süre nasıl orantılı olacakmış? Alınan süre ters orantılıdır diye söylüyoruz, tamam? Ters orantılıdır. Hani bunu nasıl mesela değerlendireceğim? Örneğin, tabii önce şunu söyleyeyim yine. Ne gibi durumlarda aklıma gelmesi gerekiyor? Aklımıza geleceği durumlardan bir tanesi şu. Bir araç aynı yolu, bak bir tane araç aynı yolu gitti geldi olursa. Bir araç aynı yolu gitti ve tekrar geri geldi dediğim sorularda. Çünkü giderken aldığı yollar dönüş aldığı yol haliyle aynı yol olmuş olacaktır. Böylesi durumlarda. Şimdi bileyim, bir araç şunu söylerse, bir araç işte nokta nokta hızıyla işte bilmem neyle şu kadar işte nokta nokta sürede işte bilmem ne hızla da işte bilmem ne kadar sürede gitmektedir. Gidiyor. Bir araçtan bahsediyorum. Diyorum ki işte hız saatte bilmem kaç kilometre, 60 kilometre hızla bir yolu 2 saat erken almakta ama saatte 40 kilometre hızla giderse 4 saat geç varmaktadır gibi ifade söyledim mesela. O zaman burada ne olacaktır? Ters orantı olması gerekiyor. Çünkü aynı yolu alıyordu. Ya da yine bir başka şekilde birden fazla araç diyeceğim. Birden fazla araç aynı yolu alıyorsa, hani mesela Hasan'la ben az önce söylediğim gibi ikimiz 300 kilometrelik yolu almışız. İki araç aynı yolu aldığında Hasan'la benim hızlarımızın oranı aynı zamanda sürelerimizin oranının ters orantı olarak sürelerimizin oranını verecektir. Yani bunu şöyle değerlendirelim. Mesela ben diyorum ki ya ben A noktasından B noktasına, bak soru uyduruyorum. Şimdi diyelim ki A noktasından B noktasına saatte 70 km hızla gidiyorum. Ama dönüşte saatte 50 km hızla da geri döndüm. Yani şunu verdim. Bir araç aynı yolu gitti ve geri geldi. Tamam? Saatte 70 km hızla gittim. 50 km hızla geri döndüm. Ve giriş dönüş toplam bu yolculuğum da, toplam yolculuk 36 saat sürdü.
desem. Tamam mı? 36 saat. Şimdi kim arkadaşlar bu soruyu şöyle çözüyor, diyor ki ya hocam diyor, toplam 36 saatte gitmedi mi diyor. Ya o zaman giderken T saati gitmiş olsam, T saat, o zaman dönüşteki süresi ne olacaktır? 36 eksi T saati olacaktır. E ben şu an bak hızı biliyorum ve zamanı biliyorum. Hızla zamanın çarpımı neyi verir bana? Yolu. Hız çarpı zaman, 70 çarpı T yol. E diğer taraftan 50 çarpı, yani hız çarpı zaman, 50 çarpı 36 eksi T yine yol. Ve aynı yol olduğuna göre çarp, çarp birbirlerine eşitle. Şuradaki çarpım durum denkleminden T'yi elde edebilirim. Ama ben diyeceğim ki böyle yapma arkadaş. Öyle 36 eksi T işte yok sadeleşeceksin bilmem ne 5'e çarpacaksın falan. Uğraşma. 70 ve 50 hızların oranı kaça kaçtı? Birazdan şöyle sıfırlatın. Hızlar oranı ne burada? 7'ye 5. Değil mi bak? Hızların oranı 7'ye 5. O zaman zamanların oranı nasıl olacaktır diyoruz? 7'ye 5 ise hız oranı 7'ye 5 ise zaman oranı tam tersi. Bu 7T, burası 5T olur. Tamam? Ters orantı dediğimiz muhabbeti bu şekilde kullanıyoruz hatırlarsak. Doğru orantı olsaydı, hani doğru orantı olunca 5'in olduğu yer 5x, 2'nin olduğu yer 2x. Ters orantı olunca 5'in olduğu yer 2, 2'nin olduğu yer 5. Tersten söylüyorum. Dolayısıyla bak böyle söyleyeceğiz sonra daha rahat oldum. Ha 5T'ye gittim, 7T'ye döndüm. Yani gidiş dönüş kaç T oldu arkadaş? 12T. 12T'de neymiş? 36. E 12T 36 ise T değeri eşittir 3'tür. Yani demek ki 3 yazarsam 3 kere 5 15. 15 saate gitmişim. 3 kere 7 21. 21 saate geri dönmüşüm. Der. Yolu soruyorsa, kaç saate gitmişse neyi soruyorsa artık rahatlıkla artık bu şekilde denklemden durumu söyleyebilirim. Tamam mı? Şöyle alsın değil mi yani? Yani şöyle Beşiktaş'ında bir şey olsun yani. Vurgulayalım. Var mı bir sıkıntı? Evet, beşincisi de geldik. Ortalama hız. Beşinci muhabbet. Ahmet Bey ortalama hız neydi ya? Ha? Bu arada sınıfın hep sürekli sesi çıkıyor şimdi. Kameradan yanlış anlaşılmasın. Biz burada bir özel teknik kullanarak sadece benim sesimi algılıyor telefon. Sınıfın sesini algılamıyor. Hani onları eliyor şey. Şimdi ortalamamız neydi? Ben buradan güzel memleket İzmir'e 1000 kilometre. İzmir'e 10 saate gittim desem. İzmir buradan 1000 kilometre. 10 saate gittim desem. Ortalama hızım nedir diye sorsam? 100 dediniz. Yani hani normalde hız neydi? Yol bölü zaman. Değil mi? Yol bölü zaman. Gittiğim toplam yol 1000 kilometre ve toplamda da 10 saatte gittim dedim. Dolayısıyla 1000 bölü 10. Yani neyi neye böldünüz? Aldığım toplam yolu, toplam yol bölü toplam zaman dedik. Ortalama hız dediğimiz olayımız bu. Toplam yolu toplam zamana bölüyorsun. Ben 1000 kilometre yol gittim ve 10 saate gittim arkadaşlar. Dersen 1000 bölü 10'dan dersin ki ortalama hızı saatte 100 kilometredir dersin. Şimdi şöyle bir örnekle bunu bir hemen bir pekiştirelim anlayalım. Burada yeni konuşacağımız mevzular var çünkü. Diyelim ki ben arabaya bindim. 2 saat boyunca şöyle saatte saatte 80 kilometre hızla 3 saat yolculuk yaptım. Sonra 1 saat mola verdim. Sonra saatte moladan sonra biraz dinlendim. Saatte 120 kilometre hızla bir 2 saat daha yolculuk yaptım. Sonra tekerlek patladı. 1 saat bu tekerleği değiştirmekle uğraştım. Tekerlek değişimi. Sonra saatte kaç olsun? İşte 90 kilometre hızla, saat 90 kilometre hızla bir 3 saat daha yolculuk yaptım ve yol bitti. Tamam?
varış noktama ulaştım. Şimdi ortalama hızın nedir? Şu söylemiş olduğum ifadeye göre acaba ortalama hız ne olacak? 75 dendi. Şimdi bakalım. Bir kere ortalaması bulmak için yukarıya neyi yazacaksın? Toplam yolu yazacaksın, öyle değil mi? Öyle değil mi? Toplam yol. Peki, ben saatte 80 km hızla 3 saat boyunca yolculuk yaparsam kaç kilometre yol giderim? 240 km. 80 çarpı 3. Artı, saatte 120 km hızla 2 saat yine yol gidersem kaç kilometre yol giderim? 240. Yine 240. Aynı şekilde saatte 90 km hızla 3 saat boyunca yolculuk yaparsam bu sefer buradan da 270 km yol giderim. Peki bunu neye varacağım? Zamana. Zamanı söyler misiniz? 10 saat. 10 mu 8 mi? 3 saat oradan 4. Yani hani 6, şu 10, 3 saat, 10. 2 saat daha 5 saat, bir şuradan 3 saat daha zaman geçti, etti 8 saat. Şu 1 saatle, şu 1 saati sayacak mıyım? 8 mi yazacağım, 10 mu yazacağım? 10 yazar. Sayacağız şimdi toplamını. Aynen. Toplam zaman dediğim zaman hepsini dahil ediyorsun. Ya ben demin İzmir'e gittim dediğim zaman 10 saatte hani şunu sormadın hocam, mola verdin mi diye sormadın. Doğrudan o da o zaman 1'i 10'a böldün, öyle değil mi? Aynı şekilde toplam zaman, hani ikna olamayan varsa mesela şöyle söyleyebilirim. Araba mola halindeyken araba duran vaziyette ibre kaçı gösterir? Sıfırı göstermez mi? Yani hani ben şöyle bir şey diyemez miydim? Saatte 0 kilometre hızla 1 saat boyunca mola verdim desem. Yani fiziksel anlamda doğru bir ifade olur. Dolayısıyla hani bu zamanları da katarak söylemek lazım. O yüzden aşağıya 10 yazıyorum. Yani 240, 240, 480, 750 bölü 10'dan ortalama hızımız ne olacaktır? 75 kilometre bölü saat oldu derim. Anlaşılmış mıdır? Peki. Şimdi bir not yazacağız ama notu yazmadan öncesinde hani 5. ortalamalarla ilgili önce bir soru sorayım ben. Şöyle bir şey yazalım. Ben şu an Mersin'deyim. Güzelim anamın babamın olduğu memleket güzelim İzmir'e. Diyeceğim ki giderken saatte 80 km hızla gidiyorum. Giderken 80 değil, ortalama 80 km hızla. Dönüş içinden gelmiyor ya. Dönüşte de 20 km bölü saat hızla gittim, tamam mı? Hızla da geri geldim. Yani gittim ve hiç durmadan tekrar geri döndüm dedim. Gittim, 20 km tekrar geri döndüm. Giriş dönüş ortalama hızım sizce kaçtır? Kaç saatte gittiniz, kaç saatte geldiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum, ona inan ben de bilmiyorum. 80'de gittim, 21'e geri döndüm. Kaç kilometreydi? Onu da bilmiyorum ben. Demek ki lazım, demek ki lazım değil. 80'de gittim, 21'e de geri döndüm. 50 mi? 50. Ya da değiştireyim. Mesela yolun tam yarısı neresi olsun atıyorum, Konya olsun mesela. İşte ben yolun yarısını 80'de gittim, diğer yarısını 20 ile gittim desem, ortalamasımız ne olacaktır? 50. Biraz daha şey yapayım isterseniz, şöyle bir merakımdan bir bakın. Bilmiyorum dedim ya, sayıları biliyorsaydım, bakalım kaç çıkacak, tamam mı? Sayıları biliyorsaydım, yani sallıyorum, Mersin-İzmir arası değil o kadar da hani şey 160 km olsun dedi. Şimdi ben gittim geldim dedi, değil mi size? O zaman toplamda ne kadar, yukarıya toplam yolu yazacağım. Gittim ve geri döndüm. Toplam yol 320. Peki aşağıya ne yazacağım? Giderken 160 km'lik yolu 80 km hızla gittim. Yani kaç saatte gittim? 2 saatte gittim. 2 artı 160 km'lik yolu 20 km hızla geri döndüm. 8. Şimdi hani siz bir anda 80 ile 20'yi toplayıp 2'ye böldünüz. Aritmetik ortalamasını aldınız yani gittim geldim dediğim zaman. Peki bakalım, 320 bölü 10 kaç oldu? 32. Ortalaması kaçmış giriş dönüş? 32. Ya da aynı şekilde yolun yarısını 80 ile gittim, diğer yarısını 20 ile gittim deseydim bile ortalamanız bu olurdu.
Yani aslında buradaki olay şu, bakın. Neden böyle geliyor? Biz hani ortalama dediğimiz zaman sizin hemen direkt ilk aklınıza gelen şey haliyle aritmetik ortalamadır. Ama ortalama türlere bakarsan kareli ortalama var. Harmonik ortalama var. Geometrik ortalama türü var. Yani burada aslında yapılması gereken şey hesap aslında harmonik ortalamadır. Ama biz harmonik ortalama diye burada yazmayacağım. Sadece nereden geldi? Şimdi ben bunu formülize halinde oradan yazacağım. Ama nereden geldiğini bilin. Şöyle bir şey söyleyeyim. A noktasına, B noktasına atıyorum. V1 ile gittim. V2 ile de geri döndüm. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bu illa gittim geldim olmak zorunda değildi. Yolun yarısını V1, diğer yarısını V2. Yani derdim şu. V1 ve V2 hızlarıyla aynı yolu alıyorum. Tamam mı? Aynı yolu. Ya yolun yarısını, diğer yarısını diyeceğim. Ya da gittim, geri geldim diye söylüyorum. Tamam mı? Şimdi mesafe x dersem gittim geldim toplamda aldığım yol 2x'tir. Aldığım yol 2x. Toplam zamanı aşağı yazacağım. Giderken x kilometrelik yolu hangi hızla gittim? V1. Dolayısıyla yol bölü hız bize neyi verecektir? Zaman. O halde x bölü V1 gidiş zamanı, x bölü V2 de dönüş zamanıdır. Şimdi bunları topluyorum. Tamam? Burada işte payda, şu, yok efendim V2 ile bunu V1 ile çarptım, payda işledim, ters çevirdim, çarptım dedikten sonra karşılığı şu geldi şimdi. Beşinci muhabbetle ilgili şu notumuzu şöyle söyleyelim. Diyorum ki V1 ve V2 hızları ile alınan yollar, hatta şunu şöyle bir bastıralım bak. Yollar eşit ise, tamam? Yollar eşit ise ortalama hız eşittir. Doğrudan hani o formülü hani paydaları eşitledin bilmem ne ters çevir çarptın ya düzenledikten sonra şunu buluyorsun. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 dedim. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 diye söyleyeceğiz. Yani deminki muhabbet 2 çarpı hani 80 ve 20 demişim. 2 çarpı 80 çarpı 20 bölü 80 artı 20 dersem 32 olarak değerimi elde ederim. Tamam mı? Ha, o toplayıp 2'ye bölmeyi ne zaman yapacaksın? V1 ve V2 hızları ile, onu da söyleyelim. V1 ve V2 hızları ile eğer eşit süre yolculuk yapıyorsan, tamam mı? Eşit süre yol gidilirse V1 ve V2 hızları ile eşit süre yol gidiyorsan, yani sen şöyle düşün, ben saatte 80 km hızla 80 km hızla işte, T saat boyunca yolculuk yaptım. Saatte 20 km hızla da yine T saat yolculuk yaptım. Sürem aynı. Şimdi mesafe, hani toplam aldığım yol ne olacaktı? Hız çarpı zaman ne geldi buradan? 80 T. 20 çarpı T. Buradan da 20 T geldi. Yani toplamda aldığım yol ne kadar yaptı? 100 T yazdım. Aşağı neyi yazacağım? Toplam zaman. T saat, T saat. 2 T yaptı. T'ler gider 100 bölü 2, 50. Yani eğer eşit süre bir yol kat edimi varsa o zaman ortalama hız değerimiz V1 artı V2 bölü 2 olması gerekiyor. Tamam mı? Hani bildiğimiz aritmetik ortalamayı o zaman söyleyeceğiz. Tamam mı? Ama yine aynı yolda. Efendim? Yine aynı yolda. Yok, aynı yol olması dert değil. Yolun uzunluğu eşit olmayacak bilmem ne diye bir şey söylemiyorum. Ki zaten yollarda eşit olmaz çünkü hani eşit süre yolculuk yaptığıma göre 80 ile gidiyorum, 20 ile gidiyorum. Hatta bu yol, bu yolun da 4 katı olur hatta mesela. Bak mesela şöyle bir soru sorsam şimdi size. Ya bak 5.si ile alakalı soru yürüyeyim. Diyeyim ki sorum şu olsun. Saatte 90 km hızla x kilometre, saatte 30 kilometre hızla y kilometre yol gidiliyor.
ve diyelim ki x küçüktür y olduğuna göre ortalama hız aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ortalama hızımız aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş olalım. Mesela A şıkkı burada ne olsun? 30 olsun. B şıkkı bu benim memleket nereydi? Bilmiyoruz ha. Ha? Malatya. Konuşmuş muyduk? Aynen. Plakası kaç Malatya'nın? 4. 44. C ne olsun? 45. D 60 olsun. E de 62 olsun. Tamam mı? Ortalama hızım hangisi olabilir? Ortalama aşağı yukarıdan hangisi olabilir? Düşünün bakalım bir. 44 bence. Yani öyle, öyle dediğime göre. Ha? Ondan da olur mesela. Cevap 1903'tür. Cevap 1881'dir. Malatya'da olduğuna gerçek 44 olabilir. Yeni bir sayı eklendi. Saate 90 km hızla gidiyorum. Karışım problemleri gördünüz mü? Evet. Peki karışım problemlerinde karıştırılanlar eşit ağırlıkta olduğunda yukarıdaki şey 20 gram, bu da 20 gram. Bunun yüzdesi 40, bunun yüzdesi 80. Karışım sonunda karışım yüzdesi ne oluyordu? 60 oluyordu değil mi? Eşit ağırlıkta oldukları zaman 60 oluyordu. Peki bir şey diyeceğim. Bak eşit olsalar şu an cevap 60. Mesela bu 20 değil, o zaman 25 olsa cevap 60 olabilir miydi? Hayır. Peki 60'tan ne olur sizce? Onu bulabilir miyim? Ha? Ben direkt işlem yapardım burada. Küçük. Çünkü eşit olsalardı 60. Eşit olsalardı ama neyden daha fazla var şu an? Yüzdesi küçük olandan daha fazla var değil mi? Yüzdesi küçük olandan daha fazla varsa o zaman o 60 ne yapar? Kendine doğru çekmez mi? Yani şöyle düşün mesela. İki kişi var 20 yaşında, iki kişi var 30 yaşında. Bu dört kişinin yaşının ortalaması ne olur? 25. 20 yaşındalar iki kişi. İki kişi de var orada diyorum 30 yaşında. Yaşlarının ortalaması 25. Ama 30 yaşında olanlardan bir kişi daha gelmiş olsa. Yani üç kişi olsalar. Eşitken 25'ti. Ama 30 yaşında birisi daha geldiğine göre ortalamayı ne yapar? Yükseltir. Dolayısıyla ortalamanın olması gerekecek yeni değeri 25'ten büyük olması gerekiyor. Yani bak çözümlerken, düşünürken ne yaptım? Eşit olsalardı dedim. Eşit olsalardı. O zaman burada da x ile y eğer birbirine, hani x ile y birbirinden farklıymış. X ile y'den küçük. Eşit olmuş olsaydı, ortalama hız ne olurdu sizce? Gördünüz mü böyle bir şey? Anlattılar mı? 60 olmayacak. Kalbinden vurulurum vallahi var böyle hani ciğerimi söküp almış olursunuz. X ve Y birbirine eşit olsaydı. X ve Y dediğim şey ne? Yol. Yol değil mi? X ve Y'yi bak yol diye tanımlamışım. Yani diyorum ki yollar eşit olsaydı. Yollar eşit olsaydı. Burada iki tane yıldız atıp bir şey yazmadık mı? Birden dikkat çeksin dedik. Mavi de yazdım. Yollar eşit ise süre eşit ise dedik. Süre eşit ise topla böl ikiye. Ama alınan yollar eşit ise ortalamamızın formülü olarak ne söyledik? Bölü ve 1 artı ve 2. O zaman x ve y dediğimiz burada yol olduğuna göre ve eğer x ile y yani diyorum ki saati 90 ve saati 30 kilometre ile alınan yollar birbirine eşit olsaydı ortalamamız ne olurdu? O zaman ortalama hızımız yollar eşit olduğu için 2 çarpı 30 çarpı 90 bölü 30 artı 90 formülünü kullanmam gerekmeyecek miydi? Ha, eğer şöyle deseydim çok özür dilerim. 90 km hızla x saat 30 km hızla y saat yolculuk yapıyorum deseydim ha x ile y saat yani o zaman x ile y birbirine eşit olsaydı yani süreler eşit olsaydı deyip o zaman 30'la 90'ı toplardım bir kere böyle. Tamam. Buradan da kaç gelecekti hesabınızı yaparsanız 45. Ortalamamız ne olacakmış o zaman? 45. Hani bak saatte
30 kilometre saati 90 kilometre hız, 30 ve 90'ın süreleri eşit olsaydı ortalama hız 45 olacakmış diyorum. Ama eşit değiller. Hangisiyle, hangi hızla daha uzun yolculuk yapmışım? 30'da. 30'da daha uzun yolculuk yaptıysam, bu daha fazla olduğuna göre ortalamayı bu ne yapar o zaman? Kendine doğru çeker değil mi? Küçük olan daha fazla. 90 daha fazla isteydim, bu sefer 90 kendisine doğru çekerdi. O halde cevapta ne olacaktı? 45'ten küçük. Tabii ki de hani 45'ten küçük iki tane seçenek yazmışım ama en düşük hızım 30, en yüksek hızım da 90'sa ortalama gereğince 30'a gitmiş olabilme ihtimalim yok değil mi? Yani sonuçta hani 90'da da yol gittiğimize göre ortalama değerlerin hep 30'dur ne 90'da hiçbir zaman bu değerler olamazdı. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktı o zaman? 44 olması gerekir dedim. Hemen hızlısından bir de tren sorularından bahsedelim bir. Ondan sonra zaten konuşacaklarımız bitiyor tamam. Ondan sonra sizin artık ne sorularla beraber ele alacağız nedir ne değildir. Şimdi 6. son muhabbetimiz. Selim. Şimdi tren soruları arkadaşlar. Şöyle 6 diyelim. Tren soruları. Tren sorularında mantığımız şöyle olacak. İşte elimde burada bir tane tren var. Atıyorum demiş ki soru. 200 metre uzunluğunda bir tren, işte önünde 300 metre sonra bir tane bir tünel başlıyor. Tünelde 400 metre. Sonra bir 50 metre boşluktan sonra bir tane daha tünel. Bu da atıyorum 300, bu da 250 metre olsun. Bunun hemen bitiminde de bir tane şöyle bir 100 metre bir köprü var. Tamam? Diyorum ki bu tren bulunduğu nokta an itibariyle en son köprüden tamamen çıkması işte kaç dakika sonra olur? Tabii trenin hızını veriyorum ben sana. Çıkması en az kaç dakika olur? Şimdi önce mesafe kısmını konuşalım tamam mı? Mesafe. Şimdi mesafe kısmına bakacak olursam tam tren şu kısımdayken trenimizin burnu nerede? Aha da burada. Peki tren tamamen geçtiği zaman şu noktaya mı gelecek? Şöyle mi olacak? Yani dolayısıyla trenimizin burnu nereye geldi? Buraya geldi. O zaman trenin burnunun aldığı mesafeye lütfen dikkat et. Şu aradaki yol var, tünel var, şu yol var, tünel var, köprü var ve trenin kendi boyu var. Yani farkındaysam soru içerisinde söylenen bütün uzunlukların toplamları var. Doğru mu? Bütün uzunluklar toplamı var. O yüzden biz tren sorularında, ya tabii mevzu sadece bir trenin bir tünele geçmesi de değil. İki tren birbirine geçmesi de söz konusu olabilir. Bir tren çıkalını ihmal edilen bir direğe geçmesi de olabilir gibi. Eğer bir tren bir tüneli geçecekse demek ki mesafe kısmına ne yazmam lazımmış? Trenle tünelin boylar toplamı yazmam lazım tamam mı? Mesafe kısmına trenle tünelin boylar toplamını yazdım. Atıyorum iki tren, tabii mesafe hız kısmına tren hızını yazarım. İki tren birbirlerine doğru hareket edip kaç saniye sonra geçerler dediği zaman da yine mesafe kısmına bu sefer de iki tane trenin boylar toplamını yazarım. Ha hız kısmına tabii ki de birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızlar toplamını yazarım var. Aynı yönde hareket edip kaç saniye sonra geçer dediği zamansa bu sefer yine mesafe kısmına trenlerin boylar toplamını yazacağım. Ama mesafe hız kısmına geldiğimiz zamansa aynı yönde trenler hareket ettiği için hızdan fark edeceğim. Yani şu noktada değişen bir şey yok. İki tren aynı yönde hareket ediyor, zıt yönde hareket ediyor. Bir tren tüneli köprüleri geçecek. Abi uzunluk kısmına, X kısmına alayını topla yaz diyor. Tamam mı? Yani şöyle diyelim sadece biz işte mesela tren tünel muhabbeti olarak trenin boyu artı tünelin boyu eşittir hız çarpı zaman. Eşittir hız çarpı zaman.
birbirlerinden hareket ediyorlarsa hızlar toplamlarını yazacağını düşünün hız olarak birbiri zıt yöndeyse pardon aynı yöndeyse hızlar farkı zıt yöndeyse hızlar toplamları sadece tek bir trenden bahsediyorsam trenin kendi hızını yazarım ama lütfen şuna dikkat örneğin şöyle bir şey desem ben size burada dikkat etmeniz gözünüzden kaçan noktayı söyleyeceğim mesela bizim trenimizin boyu tren 200 metre tünel var tünelde 300 metre ve bizim trenin hızı 90 kilometre bölü saat olsun. Diyorum ki bizim bu tren bu tünelin tamamını işte kaç saniyede geçer? X eşittir V çarpı T. Evet. Mesafe kısmına toplam. Söyleyin ne yazıyorum? 500. V kısmına? 90 çarpı T. Peki şimdi bir dakika. Anlayayım ben bir. Bir şey var mı acaba? Bir aksaklık var mı acaba? 500 dediğimiz şey ne? Metre. 90 dediğimiz şey? Kilometre bölü saat. Zaman dediğimizde? Saniye. Mübarek bak. Metre var. Saniye var, kilometre var, saat var. Ne alaka bunlar birbirleriyle? Alakası yok. Metre diyor, saniye diyor, kilometre bölü saat. Kaç saniye sonra değil, kaç dakika sonra karşılaşırlar deseydim. Sen yani denk mi yazacaktın demek ki o zaman bana? Öyle değil mi? Kaç saat sonra geçer deseydim demek ki yine aynı denk mi yazacaktın bana? Yanlış. Burada neye dikkat etmem lazım? Bak burasını metre olarak veriyorsa, burayı da dakika olarak veriyorsa o zaman lütfen dikkat hız ne oldu? Dakikayı postala bu tarafa bölüm olarak çarpım durumda ya metre bölü dakika olmaz mı? O zaman senin buradaki hızı metre bölü dakika diye söylemen gerekir. Bak şu yazım yanlış oldu. İşte atıyorum burası metre arkadaş. Zaman da saniye. O zaman da sen hızını metre bölü saniye olarak yazman gerekiyor. Tamam mı? Metre bölü saniye olarak yazman gerekiyor. Örneğin elimizde bir tane bir insan örnek bulunsun. Demek ki ben şu soruda burası metre, burası da saniye olduğuna göre o zaman hızımı ne yapmam lazım? Metre bölü saniye diye değiştirmem gerekiyor. Örneğin saati 90 kilometre hız. 90 kilometre hız. Bu şu an, bu şöyle yazılan bir ifade. 90 kilometre. Hani biz şöyle bir okuma yapıyoruz ya. Saatte 90 kilometre. Mesela şu kesi şöyle okunuyordu. 3 bölü 5. Bir okunuşu da 5 T3 değil mi? Alttakini yazıyorsun. T3 diyorsun. Ben onu yaptım bak. 1 saat T 1 saat T yukarısı 90 kilometre hız. Dolayısıyla şimdi o zaman bizim dönüşüm yapacağımız kısım nedir? Yani dönüşüm yaparken şunu geç şu şekilde yazıyorum. Kilometre saat 1 saatte 90 kilometre. Kilometreyi neye çevireceğim ben arkadaş? Metreye. Saati neye çevireceğim ben? Saniye. Tamam? Hani atıyorum dakika diye sorsaydım o zaman buraya dakika diye yazacaktım. Peki, kilometreden metreye geçerken biz kaç tane kıçına sıfır yazıyorduk? 3 tane, değil mi? Kilometreden metreye geçerken 3 tane sıfır yazıyorduk. O zaman 90, 1, 2, 3. Peki, saatten saniyeye geçerken, önce bir aradaki var ama dakika. Bir 60'a çarparsın dakika olur, bir 60'a daha çarparsan saniye olur. O zaman sadeleştirmeye kalkarsam, işte sıfırcıklar gitti. 96'ya böl 150, bir daha böl 25. 25 metre bölü saniye. Yani saatte 90 kilometre demek, gitmek demekle 1 saniyede 25 metre yol gitmek demek aynı muhabbetmiş. Dolayısıyla siz şu soruda yol 500 metre tamam doğru toplamlarını yazdınız 500 metre. Kaç saniye diye soruyorum zaman da saniye olduğu için hız kısmına ne yapman lazımmış? 90 km bölü saatin metre bölü saniye karşılığını yazman lazımmış.
Metre bölü saniye karşılığı 25 olduğu için buraya 25 yazdığımız zaman T burada kaç olacaktır? 20 gelecektir der. Tamam mı? 20 gelecektir der. Soruyu da çözmüş oluruz. Bundan sonrasında artık soru çözümüne geçeceğiz oradan. Konusal olarak anlatayım.